Şimdi bulunduğumuz noktada burası Mekke'nin asıl bölgesi olduğu için çok fazla hatırlayabiliyoruz. Zaten haccın yoğunluğu, sizlerin yorgunluğu, ben anlatmaktan bıkmam, siz ama dinlemeye dayanamazsınız. Yorulursunuz, yorgunsunuz. Kaçak tavaflar yapmışsınız, dinlenin dedim ama dinlememişsiniz. O yüzden yorulmuşsunuz. Şu görmüş olduğunuz yer var ya bakın, burası. Eskiden burada Darül Erkam diye isim yazardı. 15'li yaşlarında, 12-15 yaşlarında Erkam bin Ebul Erkam isimli genç sahabe, hani peygamberimiz şurada Ebu Kubeys dağının üzerinde İslam'ı ilk kez yayınladı, ilan etti ya. Sonra Ebu Leheb tepki verdi. Gizliden gizliye peygamberimiz İslam'ı anlatmaya başladı. İlk iman edenler belliydi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali, Hazreti Hatice ve çocukları, kızlar efendimizi. Onlar iman etti. Sonrasında ise peygamberimiz çevreden iman edenleri İslam'ı anlatmaya devam ediyor ama müşrikler de onları takip edip duruyorlar. Erkam'ın ailesi kuvvetli bir aile olduğu için kendine de özel bir evi vardı genç olmasına rağmen. Onun evinde İslam'ı anlatıyordu. Tarık İbni Seyyid'in orada bir sahne var. Hemen içeri giriyorlar küçük bir eve. Ayet okuyorlar kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü zaman. Hangi suçtan gömüldüğü sorulduğu zaman diye bir bölüm var. O bölümde geçen ev bu görünen Erkam bin Ebul Erkam'a ait olan Darül Erkam. Ne zamana kadar? 39 Müslüman olana kadar. Genel kabul gören görüşe göre Hz. Ömer radıyallahu anh Müslümanların çoğalmasından, toplum arasındaki fitnelerin yayılmasından dolayı öfkelenir. Öz ve öz dayısıdır Ebu Cehil, Hz. Ömer. Öz ve öz dayısıdır Ebu Cehil'in kız kardeşi Hz. Ömer'in annesidir. Bu yüzden dayısı olur. Hazreti Ömer'i dehdehleyip gazlamasının da etkisiyle Hazreti Ömer radıyallahu anh hemen şu yan tarafta yeni otellerin olduğu yer var. Tevhidin arkasında, Hilman'ın tevhidin arkasında. Ömer Dağı'nın olduğu yer dediğimiz bölgedeki kız kardeşinin olduğu yere gider. O mevzuyu az çok ziyaretlerde anlatacağım için kısa geçiyorum. Biraz da biliyorsunuz. Kız kardeşinin evine gider. İçeride 15 yaşlarında gire genç Habbab bin Enet'in okuduğu Taha suresinin ayetlerini dinler. Taha mâ enzenne aleyke Kur'an'a leteşkâ illâ tezkireten limen yakşâ. Taha, biz bu Kur'an'ı sana bir zorluk çekesin diye indirmedik. Bu Kur'an kalbinde Allah'a karşı kuşu duyanlar için birer ibrettir. Göklerin ve yerin sahibinin indirdiği kitaptır. Gökte, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin ve onların dahi içinde bulunanların sahibidir. Allah ayetlerinden önce Müslüman olmak istemiştir. Müslüman olmayı istediği zaman peygamberimizi öldürmek için arayan Hazreti Ömer'e bu sefer Resulullah'ı iman etmek için aramaya başlar. Subhanallah. Biraz önce öldürmek istiyordu, şimdi iman etmek için sorar. Derler ki Erkam'ın evinde burada. Erkam bin Ebul Erkam'ın evine gelirler. Kapıda nöbetçi Hazreti Hamza radıyallahu anh, Esedullah, Allah'ın aslanı, tek başına aslan avına çıkar. Savaşta iki tane kılıcıyla döne döne çarpışır. Kimse onun karşısında benim diyemez. Ve Müslüman olmuştur. Hazreti Ömer'den çok az bir süre önce. Peygamber aleyhisselam Ömer'e ilişmeyin. O bir başka niyetle geldi. Gelir Ömer radıyallahu anh'ı kucaklar ve orada Hazreti Ömer Müslüman olur. Çok ilginçtir. Ya Resulallah biz hak değil miyiz? Hakkız ey Ömer. Bizim dinimiz doğru değil mi? Doğru ey Ömer. Bunlarınki batıl değil mi? Batıl ey Ömer. Öyleyse biz niye burada gizli gizli ibadet ediyoruz? Onlar apaçık küfrünü ilan ederken bir rahat, yavaş dur Ömer ya da yeni iman ettin ya. Ama nasıl bir iman, nasıl bir dönüş ki Allah Resulü ona Faruk diyor o yüzden. Hak ve batılı ayırt eden kişi diyor Faruk diyor. Hazreti Ömer'i ikna eder Resulullah'a beraber buradan çıkarır ve gözünüzde canlandırın. Şu binaları atın. Ya bu binalar acaba Alman mermerlisinden mi geldi? Yok İtalyanlardan mı gelmiş? Boş verin. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bunu mimarlar, mühendisler düşünsün. Yani buraya geldiği zaman Mescid-i Haram'ın kaç minaresi var? 9 dediğimde ya da 13 dediğimde senin için bir şey fark edecek mi? 9'du. Sonradan onu inşaatlarla 13'e çıkarmaya çalışıyorlar. Ne fark edecek? Ama burada şu Hazreti Ömer'in duruşu çok daha önemli. Buna vakit ayırmak icap ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh burada Resulullah'ı ikna eder. Beraber çıkarlar Kabe'nin oraya. Kabe'nin de Hicri İsmail var biliyorsunuz. Ön tarafı açık. 605 miladi yılında Kabe yeniden inşa edildi ya. O esnada müşrikler orayı biraz da bilerek açık bırakmışlar. 40 yaşını aşmış. Hani 40 yaşından sonra hoca olunur. 39 ölürsek ne olacak? 40 yaşından sonra hacı olunur. 40 yaşından sonra şu yapılır, 40 yaşından sonra bu yapılır. Ama bir tanesi demez ki 40 yaşından sonra ne bileyim yemek yiyeyim, 40 yaşından sonra tatil yapayım, 40 yaşından sonra ev alayım, vesaire demez. 40
ışık kavramı Mekkeli müşriklerin cahili hadisinden gelmiştir. Onların o meclisi vardır. 40 yaşını aşmış her kabilenin reisi orada oturur. Hicri İsmail'de. Gözünüze canlandı mı? Dağları, küçük evleri gördünüz. Hazreti Ömer buradan çünkü küçücük evlerin arasından ilerliyor. Resulullah Aleyhisselam Hazreti Hamza ilerliyorlar. Müşrikler diyorlar ki Ömer'e bak ya. Hemen toplamış hepsini getirmiş. İyi düşünüyorlar. Ama hakikat öyle olmuyor. Hazreti Ömer çıkıyor. Elinde zaten kılıcı durmuş. O kılıç nerede biliyor musunuz? Hadi size bir soru. Bravo. Topkapı Sarayı mukaddes emanetlendi. Bu hacca gelmeden bir hafta önce özellikle gittim. Oraya bir daha baktım, görmek istedim. Aynen o kılıç orada duruyor. Şeker kılıcını. Annesini evlatsız, karısını dul, çocuklarını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın karşıma. Ben de Müslüman oldum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Subhanallah, nasıl bir geliş. Nasıl bir dönüş. Azılı bir kafirken ve belki aleyhine ayet inmek üzereyken son anda çukurun orada dönüş ve bugün hala kabirde bile Resulullah'ın yanında olacak kadar müthiş bir dönüş yapıyor. Hani adam 50 yaşına kadar batıl bir yolda olabilir. 60 yaşına kadar ama doğrunun ne olduğunu fark ettiği zaman ha ben ne yapmışım? Bir döner Hazreti Ömer gibi. Hazreti Ömer döndüğü zaman 33-34 yaşlarındaydı. O zaman küfrün başındaki bir adamken. Ve Allah onun hakkında onu övücü ayetler gönderir. Peygamber aleyhisselam benden sonra eğer Allah bir elçi göndermeyi tercih etseydi Ömer'i tercih ederdi vasıfları sebebiyle diyeceği bir Ömer olmuştur. Cennetle müjdelenen bir Ömer olmuştur. Nereden nereye? Demek ki nefes alıp verildiği sürece insan azazil gibi en tepeden aşağı düşüp iblis de olabilir. Kafir Ömer'deki gibi en aşağıdan meleklerin bile kıskandığı Hazreti Ömer'de olabilir. Darun Nedve bir de ondan sonra kullanılmadı ama hatırası buydu. Haydi devam edelim.